Ankara'da seramik sektöründe lavabo ve dolap imalatı yapan bir firmaya konuk oluyoruz. Firma sahibi Sinan Zaf'ı tanıyoruz ve firmasıyla ilgili bilgi alıyoruz. Ben 1958 Şanlıurfa Hilvan doğumluyum. 1979'da Ankara'ya geldim. 1994'te de bu sektöre girdim. Kısaca söyleyeyim. Ankara'nın inşaat sektöründe kalbi olan Rüzgarlı da işe başladım. Bilahare Rüzgarlı bize biraz daha yeterince cevap vermeyince siteleri de Gökhan arkadaşımızla beraber bu sektöre başladık. Bu konuda daha profesyonel olan Gökhan Özbakır arkadaşımızdır. Benimki daha fazla inşaat malzemeleri, seramik, yapıştırıcı ve şey grupları, büyük inşaatlara malzeme veriyoruz. Burada vermiş olduğumuz hizmetlerimize de değinmek istiyorum. Bu konuda bizlere neler söylemek istersiniz? Yani bizim hizmet sektörü olduğu için görsellik önemli. İnsanlar özellikle evlerde bayanlara hitap edecek ve bayanların devamlı kullandığı banyolar ve mutfaklar bu konuda daha çok şey, temizlik ve titizlik açısından da biz onlara daha güzel şeyler sunabilmek için devamlı bir araştırma içerisindeyiz. Kaliteyi bulmak için çeşitli firmalarda onlarla ilişkilere gidiyoruz. Sinan Bey, burada vermiş olduğumuz hizmetleriniz nelerdir? Bizim hizmetlerimiz genelde satış merkezimiz kendi iş yerimizde. Parakende ve toptan satışlarımız oluyor. Biz evlere hitap ettiğimiz için özellikle ince malzeme dediğimiz seramik grubu, vitrifiye grubu şeyi Türkiye'nin öncü firmalarından çalışırız ve Türkiye'nin her ilinde bu fabrikaların olduğu İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir gibi illerde onlarla beraber çalışıyoruz. Gün geçtikçe de kendimizi geliştiriyoruz. Büyük firmalarımız kendilerini geliştirdikçe biz de onlardan ilham alarak ileri bir adım atmak istiyoruz. Bu konuda bu sektörlerin çoğunda da bayiliklerimiz vardır Ankara'nın genelinde. Yalnız Ankara'yla yetinmiyoruz. İç Anadolu bölgesinin çoğu ilerinde de malzeme veriyoruz bu şeylere. Peki bu ürünlerimizi, malzemelerini alırken nelere dikkat ediyoruz? Bizim birinci hedefimiz kalite. Artık dünyada biliyorsunuz her şeyden önce kalite ve sağlık. Yani malzemenin daha hijyen olması, insanlara birebir hitap ettiği için elini dokunduruyorsun mesela lavaboya. İşte bilmiyorum aynada neyini görüyorsun. Bunların için bunların daha iyi olmasını istiyoruz. Biraz daha özenle. Evet, daha özenle yapılmasını ve daha uzun ömürlü gitmesini. İnsanlar burada belli bir emek sarf ediyor, belli bir harcama yapıyor. Çünkü Türkiye'nin malum günün koşullarında pahalılığın ne olduğunu da biliyoruz. Bu vesileyle insanlar bir sürü şeyle ancak bir şeyi alıp 5-6 sene en az kullanmak zorunda kalıyor. Dünyada bir de şey küçüldü, globalleşti. Ticaret artık şeyde gibi tuşa basıyorsun, malzemeyi yurt dışında da getirebiliyorsun, bilmem nerede de getirebiliyorsun. Onun için insanlar kaliteyi isteyince biz ülke olarak da kendimiz o kaliteyi artırmak zorunda kalıyoruz. Ekonomik açıdan da biraz daha Tabii hem biz daha şey oluyoruz, hem vatandaş mesela diyelim ki isim vereyim mi Çin'den gelen malzeme. Biz kalitesi malzeme getirdiğimiz zaman millet diyordu işte bu nedir. Ama şimdi Çin'de dedi ki biz kendi müşterimizin talebine göre mal veriyoruz. Bir dolap var 5 euro, bir dolap var 50 euro. Ama sen gelip 5 euroluk bir dolabı istersen ben ancak o kadar verebilirim. Biraz da müşterilerimizin talebi doğrultusunda ilerliyoruz. Tabii. Müşterilerimizin bizi onu dikkate alıyoruz ve onu 6 ayda bir toplanıp kendi aramızda müşterinin şeyi değişti mi portföyü değerlendirmesini yapıyoruz. Ona göre bir piyasaya malzeme sunmaya çalışıyoruz. Peki Sinan Bey, ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimiz şimdi merak ediyorlar. Ürün yelpaze çeşitlerimiz nelerdir? Hangi çeşitlerimiz vardır? Ürün yelpaze ağırlığımız dediğim gibi bir evin içinde bulunması gereken her çeşit malzeme, yani kullanılması gereken. Ne dedim biraz önce? Mutfaktan başlayarak işte seramiginden, bataryasından, bayanlara hitaben banyolardan, şeylerden en güzel şeyleri sunmaya çalışıyoruz. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazıdır zaten, biliyorsunuz. Bunun dışında biraz da daha günümüzün koşullarında biraz görsellikten de şey yapıyoruz. Malzeme daha kaliteli ve aynı zamanda hitap etsin. Belli bir müddet sonra insan bir şeyde bıkkınlık geliyor. Bakmak biraz istemiyor. Daha farklı olsun, çeşitlilik olsun anlamında devamlı kendimizi yenilemeye çalışıyoruz.